Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'mizin önünde Antalya Spor maçı var. Sevgili arkadaşlar sponsorumuz ee, golvar.com diyor ki 1. Kanala abone ol. 2. Bu videoyu beğen. 3. Bu videonun yorumlarına gol var kazandırır yaz. 4. Golvar.com hesabını Twitter'da takip et. Fenerbahçe Antalya Spor müsabakasında atılan gol kadar Kişiye forma hediye edelim diyor. Bu dördüncü kez oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani golvar.com takır takır herkesin adresine gönderiyor. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Golvar kazandırır yazın ve kanala abone olun. Eğer bunlardan biri eksikse sıkıntı yaşarsınız. Twitter'ınız yoksa da en azından burayı takip edin. Çünkü golvar.com'un bildirimlerini biz paylaşıyoruz. Türkiye bir seçimden geçti ve kazanan bir aday oldu. Allah Türkiye için hayırlısını vermiş olsun inşallah. İnşallah doğru seçim yapılmış olmuştur. İnşallah Türkiye için her şey iyi gider, insanlarımız için her şey iyi gider. Seçimden önce de duam bu şekildeydi, seçimden sonra da bu şekilde. Astrolog Rezan Kiraz demişti ki Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu kazanacak, ligi Galatasaray kazanacak ya da seçimi Erdoğan kazanacak, ligi Fenerbahçe kazanacak demişti. Şimdi Fenerbahçe taraftarının tek tutunduğu dal burası. Ya bu astrologlar bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunlar sahtekar. Bunlar sahtekar. Yani bunların herhangi bir ilmi bilgisi şu bu yok. Sahtekar bunlara inanmayın. Ha bunlara inanan kesimle öbür kesim muska kabuğu yaptıran kesim aynı kitleler. Ya bunlara inanmayın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe son yıllarda gelecek ee, vaat eden genç satışından kar elde edilebilecek, ed kar elde edilebilecek futbolculara yatırım yapıyordum. Fakat bu sezon transfer politikasını değiş değiştirecek. Ve yıldız isimlerle takviyeler yapıp taraftarın da gönlünü alacak. Jesus'un bir raporu var. Bu raporun doğrultusunda eldeki güçlü kadroya 8 numara, sağ, sol kanat, santrafor ve stoper transferi yapmayı düşünen yönetim dünya çapında tanınmış oyuncuları renklerine bağlamak için şimdiden görüşmelere başladı diyor. Süleyman Arat Şimdi özellikle çok kaliteli bir 8 numara. Sağ kanat, sol kanat, santrafor takviyesi düşünüldüğü öğrenirken isimler sır gibi saklanıyor demiş. Tam olarak böyle değil. Şu ana kadar kulislerde adlı geçenler arasında Wilfred Zaha, Ryan Kent, Rodrigo Becao, Jonathan Bamba ve Dominik Livakovic bulunurken Galatasaray ile oynanacak derbi sonrasında bombaların bir bir patlaması bekleniliyormuş. Öte yandan gelenler olduğu gibi gidenler de olacak. Mevcut tabloda. Bir kere Gustavo Enrique, Ezgi Can, Arioski, Nazım, Sangare, Vilyan, Arao. Ee, Arao tam değil. Serdar Dursun'la yollar ayrılması gündemde diyor. Şimdi ee, şu ana kadar bu da doğru. Cağ Pedro 1, Osay Semil 2, Diego Rossi ile yolların ayrılması söz konusu. Ben size söyleyeyim. Cağ Pedro 5 ve üzeri ama 7 beklentimiz var. Osai Samuel 12, Rossi 9.5 beklentimiz var. Beklentiler karşılandığında 3 futbolcu da yolu açık olsun. Bu isimlerden Serie A'da piyasası bulunan Pedro'dan gelir elde etmeye çalışacak diyor. Yani ben ekleme yaptım arkadaşlar ne kadar istendiğine dair. Mert Hakan yandaşın durumu net değil. İnşallah Rusya'dan yine teklif gelir. Valencia gidici. Miha Zayt şu an kalacak. Anlaşıldı gibi bir durum var. Emre Mor'da e, konuşuluyor arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sevgili dostum Furkan sağ olsun Ezel Bayraktar. Geçen haftadan beri ismi geçen birçok kaliteli isimle ilgilendik. Görüştük. Ama üzülerek söylemem lazım ki aldığım duyuma göre fiyatları başkana pahalı gelmiş diyor. Şimdi Furkan'ın adını verdiğime göre siz anlamışsınızdır bu duyumlara en azından destek vereceğimi. Çünkü benim de duyumlarım benzer yönde ancak Ortada farklı bir durum var. Onu da konuşacağım. Şimdi Livakovic için 10 milyon euro serbest kalma. inmiyorlar arkadaşlar. Biz 4'e alırız diye bekliyorduk. İnmiyorlar. Bu iş olmayacak gibi diyor. Katılıyorum. Daha için 10 milyon euro imza parası talebi biraz fazla gelmiş diyor. Kaynaklarım diyor. Yani bu da zaten sosyal medyadakiler de aynı şeyi söylediği için. Ben şunu söyleyeyim. İmza parasını 5 civarına yıllık ücreti 3.5'a düşürürse okey. %100 Fenerbahçe'den. Ama Arap Yarımadası'ndan hayvan gibi teklifler var. Onu da söyleyeyim. Ben bana inanan güvenen dostlarım için bunları yazıyorum diyor. Yani biliyoruz sevgili kardeşim. Görüştüğüm kişi diyor evet bu ismi geçenler pahalı geldi ama mutlaka ve mutlaka 5 kaliteli adam alacağız dedi diyor. Görüyorsunuz benim de söylentim bu şekilde. Benimki 3. Dünyaca ünlü 3 tane yıldız isim alınacak. Yani Süper Lig'de hangi takımı alsan hepsi kabul edecek. Öyle 3 tane isim diyor. Onu söyleyeyim. Yine aynı şekilde kendisi de e, Riyan Kent'in hemen hemen bittiğini söylüyor ki bana gelen duyumlarda hemen hemen bittiği şeklinde. Ve kanun olması için uğraşılıyor demiş. Çok ciddi uğraşılıyor hatta. E, İsmail Kartal gelirse Duan Zapata diyor en ciddi aday. Ben Zapata'yı doğrulatamadım. Hiç kimseye doğrulatamadım. Onu da belirteyim. E, yani bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Kimseyi de kırıp incitmeden, dökmeden yani gelen Duyumları bu şekilde aktaralım. Şimdi iptal olan birkaç isim söyleyeyim. Roberto Firmino kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Peki Galatasaray'a hocam? Ben Galatasaray'da da geleceğine inanmıyorum. Peki hocam Beşiktaş'a gelecek mi? Ben oraya da geleceğine inanmıyorum. Hatta daha açık bir ifadeyle ben Firmino'nun Türkiye sınırları içine geleceğini düşünmüyorum. Ha hocam Galatasaray alır mı? Alabiliyorsa buyursun alsın. Şu an arkadaşlar bakın seçim bitti. Bak benim söyleyeceğim hiçbir şeyi siyasi olarak algılamayın ama sosyal medyada bir iddia var. Yani doların euronun yükseleceğine dair seçimden sonra diye ve uzun zamandır söyleniyordu. Hep birlikte izleyelim. Orada Canıtım Mamba 27 yaşında sol kanat 20 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşmesi bitiyor Haziran'da. Herhangi bir opsiyon da yok. 34 maçta 6 gol 6 asist 2782 dakika yani 31 maç. Canıtım Mamba'yı ben çok çok önceden istemiştim. Hatırlayanlar bilir. Hatırlayanlar bilir. Lil bedava aldı. Hani e, tutmadığı dönemler de oldu. Ben çok istedim. Ama olmadı. Şimdi de Fenerbahçe'ye adını yazıyorlar ama ben zannetmiyorum onu da söyleyeyim. Bir milyon gelmez dedik. Rafael Guerrero Bunu da Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a yazmışlar. Bizim alakamız yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Borussia Dortmund'dan sıkılmış. Sözleşmesini fes etmiş. Yok bitmiş sanırım. Bizimle şeyimiz yok. Fenerbahçe Beko Süper Lig Playoff çeyrek finalinde Tofaş'ı ilk maçta yenmişti. ikinci maçta da inşallah yener. İnşallah lig şampiyonluğu elde eder. Lucas Moura biliyorsunuz Tottenham'a veda etti. Onu da durumuna anlatayım. Yani Moura'ya da çok ciddi ve güzel teklifler var. Ben onu da Türkiye sınırları içerisine gireceğini pek zannetmiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Livakovic ile ilgili Sosyal medya arkadaşlar bakın ben transfer döneminde buna çok ayar oluyorum. Twitter'da gidiyorsunuz 80 tane kanalı takip ediyorsunuz. Sayfayı takip ediyorsunuz. Öbür tarafta gidiyorsunuz 70 tane 30 tane kişiyi takip ediyorsunuz. Etmeyin. Canınıza yazık. Nefesinize yazık. Saatlerinize yazık. Gelin burayı izleyin. Günde bir tane iki tane belki üç tane bile video attığım olacak. Bir buçuk kat hıza alın. Ben ben kendim de yavaş olduğumu kabul ediyorum. Bir buçuk kat hıza alın. Dinleyin. 30-35 dakika totalde 30-35 dakikada her şeyi öğrenin. Hiç boşuna uğraşmayın. Bak ben sizin adınıza herkesi araştırıyorum. Ha, herkesin duyumlarını çalıp burada duyum diye paylaşıyorsun. Bir de bu var. Ya herkesin duyumunu alıyorum. Bak az önceki gibi diyorum ki bu şunu demiş. Süleyman Arat bunu demiş. Bu bunu demiş diye. Ve kendi duyumumu da ekliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Livakovic'den ilgili 3 yıllık anlaşma sağladığı önemli engel Real Madrid ve bazı Avrupa kulüpleri demiş şeyi. Bizim Real Madrid'de falan işimiz yok. Livakovic'in ee, hani isteyen takım tabii ki de alabilir ama Real Madrid falan arada değil. Tek sıkıntı kulübünün bonservis talebi. Onu söyleyeyim. Sezon maçı Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fluminense'nin stoperi kaptan Nino geçirdiği başarılı sezonlardan ilk kez Brezilya milli takımına davet edildi. Över misin? Sabaha mı koyarsın? Ben burada özür diliyorum ama yırtındım. Dedim ki alın bu çocuğu. Kütür kütür stoper. Tam aradığımız isim. Kim Minji'nin yerini 15 kere doldurur. Yok hocam o çöp. Hocam bula bula bunu mu buldun? O kadar iyiydi de niye 1 milyon euroya almışlar? 27 maç 5 gol 1 asist şimdilik. 2366 dakika. Ben şunu söyleyeyim. Eğer 5 milyon biz teklifte bulunduk 5 milyon euro tek ücret dediler ve başka para demediler. Eğer 5 milyon euroya tekrar satma imkanları varsa Allah'ınızın kitabınızın Kur'an'ınızın aşkına alın. Bakın Nino iyi bir stoper. Kim Minji'yi kapatır. E, Atilla Salaiyi tekrar coşturur gitmişse. Giderse Luan Perez de falan oynar. Bekao da iyi stoper. Kütür kütür stoper. Tamamlayıcı stoper. Yani iki, yanındaki kişinin iyi olmasına bağlı. Luan Perez Bekao sırıtmaz çatır çatır oynar. Sanayi BeKo sırıtabilir. Onu söyleyeyim. Bunu da çok sorduklar için cevap vereyim dedim. Nino böyle. Bekao transferi demişken BeKo için eski Fenerbahçe'li Tolga Yarsan'ın devreye girdiği Fenerbahçe adına önemli bilgiler verdiğin iddiaları var. Ancak arkadaşlar bakın BKO için görüştüğümüzde biz normalde 5 milyon euroya alırız. E, tandemindeyiz. Ancak kulüp kapıyı 12'den açmış. Sevgili Furkan da bunu doğruluyor. Ben ondan açtı diyebiliyorum. Yani 10 milyon euro verin alın diye. Durum Furkan 12 milyon euro diyor. 5,5'luk teklifimiz reddedildi diyor. Biz 5 milyon euroluk net ve tek teklifle gittik BKO için. Onu da söyleyeyim. Şimdi Udinese'ye Fenerbahçe'nin Reşat'ta 6 milyon euro teklif yaptık diyor. Hani süreci yöneten isim teklife sıcak değil pazarlıklar sürüyor demiş. Beni bana gelen duyum bilgi 5 milyon euroyu verdik. Veriyorsanız verin vermiyorsanız diye duyumum bu. Mahmut Dahut menajeri ülkemize davet etmişiz. Maddi olarak oyuncu tatmin edici, edici bir sözleşme önermişiz. Kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemediğini önermiş. İngiltere'den teklif bekliyormuş arkadaşlar. Ki ben size bunu söyledim. Premier Lig'den küme düşen takımların bir tanesinin Hırvat bir stoperiyle görüştüğümüzü iddia eden bir duyumcu kardeşimiz de var. Ben bunu da doğrulatamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Transfer sezonuna resmen girmiş bulunuyoruz. İstediği kadar işte şu, e, şu günden sonra bugünden sonra denilsin. Umurumda değil. Fenerbahçe'den transfer atağını açıkladım. Hedefteki isimlerin yarısı gelse Şubat'ta şampiyonluktan bahsediyorum. Yani bu isimlerin yarısı gelse şampiyonuz. Ben şunu söyleyeyim şahsım adına. Hissi konuşuyorum. Bana göre hissi. Kim gelir? Kent 1. Ekao 2. daha 3. Ben elinde sonunda geleceğini düşünüyorum. Keşke Bamba'yı çekebilsek. Yani bir kanat daha bir kanat Bamba. Yedeği Kent. İşte aradığımız Fenerbahçe kanatları bunlar. Ben Livakov de olacağı görüşündeyim ama son anda bir şey yatacak ve Türk bir kaleci alacağız gibi geliyor. Hissi olarak. Lucas Moura gelmez. Gustavo Henrique yolcu, Alioski yolcu, Sangara yolcu, Arao bence kalacak, Serdar Dursun yolcu, ya Pedro bence kalacak, Osayi gidici, Rossi bence satılacak, Mert Hakan da satılacak, Valencia gidici, Zayis kalacak, Emre Mor da bence kalacak arkadaşlar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak için lütfen abone olalım ve bu videoyu beğenelim. Forma çekilişine katılmak istiyorsanız da zaten abone olup videoyu beğenip gol var kazandırır yazmanız lazım yoruma. Görüşmek üzere.